Merhabalar ben Avukat Ayhan Ömen. Bugün sizlerle yeşil kaç çekiliş başvurularında dikkat edilmesi gereken birkaç husus konusunda bilgi vermek için karşınızdayız. Biliyorsunuz dün itibariyle Ekim 2 itibariyle resmi başvurular başlamış durumda ve Kasım 5'e kadar devam edecek. Bu noktada takipçilerimizden gelen bazı sorular var. Acaba sistemde bir sorun mu var? Yoksa yeşil kaç çekiş başvuruları iptal mi? İşte siteye giriyoruz, başvuru yapamıyoruz gibi endişeler ve sorular geliyor. Bu noktada bizim tavsiyemiz biliyorsunuz daha dün itibariyle başvurular başladığı için büyük bir ihtimalle ciddi bir yığılma başvuru sayısı çoğunluğu olduğu için sistem büyük ihtimal bu noktada ya cevap vermiyor, çalışmıyor olabilir. Bu noktada tavsiyemiz birkaç kaç gün beklerseniz tahmin ediyoruz bir rahatlama olacak ve bu sayede siz çok rahat bir şekilde başvurularınızı yapabileceksiniz. Diğer bir e, tavsiyemiz siz değerli takipçilere, başvuru yapacak olan takipçilerimize e, kesinlikle bilgilerinizi eksiksiz şekilde, doğru şekilde girmeyi ihmal etmeyin. Ve diğer bir tavsiyemiz de 21 yaşı altında çocukları olanlarda bu çocuklarının bilgileri ve fotoğraflarını girmeyi, ihmal etmesinler yoksa başvuruları geçersiz sayılacak daha sonra. Diğer bir önemli olan bir noktada fotoğraf deyince tabii ki fotoğrafında belirtilen pasaport stili ölçülere uygun olması gerekiyor ve arkasının beyaz fonda olması ve direkt net bir şekilde kameraya bakar şekilde çekilmiş olması gerekiyor ve boyutları noktasında 600 çarpı 600 diyebiliriz boyutlarında olmasına dikkat etmenizde fayda var diğer önemli bir nokta ve zaten geçen yıllar Yapılan DV başvurularından farkı da biliyorsunuz yeni bir yükümlülük getirildi. Başvuru yapılırken o da yeşil kart başvuru formunda 7. bölüm olarak eklenmiş durumda ve burada da isim, soyadınız, pasaport numaranız ve pasaportunuzun bitiş tarihi ile ilgili bilgileri doğru ve eksiksiz girmeniz gerekiyor. Diğer bir konu ise takipçilerimizden ciddi anlamda gelen soru. Bu 7. bölümde bir alt bölümdeki B bölümünde pasaport olmayanlarla ilgili bir soru olduğu anlatılıyor ve bununla ilgili epey bir soru var. Biz şunu söyleyebiliriz, bu bölüm sizi ilgilendirmiyor. Yani eğer pasaportunuz varsa, bu sizi ilgilendiren bir durum değil. Orayı geçebilirsiniz, cevap vermeden. ha bu genelde çok istisnai durumlarda pasaport sahibi olamayanlarla ilgili bir durum ve dolayısıyla bu noktada o bölümü doldurmadan geçebilirsiniz. Geçerli pasaportunuz olduğu sürece. Diğer önemli bir tavsiyemiz de siz değerli takipçilerimize başvurunuzu yaptığınız zaman bilgilerinizi eksiksiz girdikten sonra size bir onay numarası verilecek ve bu onay numarasını kesinlikle kaybetmeyin. E, saklı tutmanız gerekiyor yoksa gelecek yıl mayıstaki sonuçları başka türlü öğrenme imkanınız olmayacaktır. Sorularınız olursa bize ulaşmaktan çekinmeyin. Çok teşekkürler. iyi günler.